Zülfikar. Valide Sultanım. Derviş Paşa zindandaymış. Ne demek bu? Ne yazık ki tekin olmayan bir gece geçirdik sultanım. Allah rahmet eylesin. Vezir-i Azam Lala Mehmet Paşa aniden vefat etti. Görünen o ki zehirlenmiş. Ve bu elin vakanın tek zanlısı da Derviş Paşa. Olacak iş mi bu? Derviş Paşa'nın böyle bir şey yapacağına zinhar ihtimal vermem. Derhal salıverilsin. Maalesef sultanım. Bu mümkün değil. Ne demek mümkün değil? Hünkârımıza mevzuyu izah eden bir haber yolladım. Kendisi gelene dek Derviş Paşa zindanda kalır. Sultan Hazretleri. Açın kapıyı. Bizi yalnız bırakın. Böyle bir yerde, sefil bir halde görmenizi istemezdim. İftira attılar sultan. Hadisenin benimle zinhar alakası yok. Biliyorum derviş. Senin bir suçun olmadığını biliyorum. Hainler öyle bir tuzak kurdu ki. Her şey senin aleyhinde. Bu bana kâfi. Siz bana inandığınız müddetçe bütün cihanı karşıma almaya hazırım. Bunu kimin yaptığı aşikar. Safiye Sultan. Fahriye Sultan ateşe attığını biliyor. Senden intikam alıyor. Kösem Sultan da aynısını söylemiş. İkaz etmişti. Lakin aklım almıyor. Safiye Sultan bunu nereden öğrenmiş olabilir? Karıştırmalarına müsaade edemezdim dermiş. Senin tek bir tarafın var. O da benim. Her daim benim yanımda olacaksın. Aksi halde hiçbir kıymetin kalmaz. Bunu hem onlar hem de sen bil istedim. Fahriye Sultan'ı kaptırmandan şüphe ettim derviş. Bu seni benden. Yani evladımdan koparır diye düşündüm. Gözlerime bakmanız kâfi. Hiç kimse hiçbir şey beni sizden ayrı düşüremez. Aslanımıza ne kadar kıymet verdiği herkesin malumu. Hadiseyi işitir işitmez gelip seni buradan çıkaracak. Geldiniz. Beni yalnız koymadınız. Bu her şeyden mühimdi. Müzik
Sultanım, burada olduğunuzu söylediler. Ben de... Ne oluyor hoca? Dün gece şehzademizi odasından çıkaran hain Seher Hatun bulundu. Neredeymiş o hain? Boşuna üzüyorsun kendini. Aslanım aklanmanı istiyor sadece. Aklan ki daha güçlüdü. Aksi halde üzerindeki töhmet kalkmaz. Beni üzen zindanda kalmak değil. Hünkârımız doğru karar verdiler. O halde nedir seni üzen? Söyle ne geçti aranızda? Ne konuştunuz dermiş? Fahriye Sultan'ı dergaha benim bıraktığımı biliyormuş meğer. Zülfikar söylemiş. Sen mi bıraktın? Nasıl, neden yaptın bunu? Fahriye Sultan tehdit etti beni. Malum mazım epey karanlık. Ve o bazı sırlarıma vakıf. Yalan söylemeye mecbur kaldım sultanım. Hünkârımız bana artık itimat eder mi?